Dün işe başladığınız şirket aslında uyuşturucu üretilen paravan bir şirket. Bakın bu uyuşturucu Türkiye'de üretiliyor. Öyle uzak doğudan falan gelmiyor. Nerede üretiliyor? İşte tam da bu noktada size ihtiyacımız var. İçerideki kulağımız olacaksınız. Ben niye yapayım böyle bir şey? Madem adamlar bu kadar tehlikeli anlarlarsa öldürürler beni. Sevgiliniz hapse girecek. Babanız, arkadaşınız Sema hepsi girecek. Sevdiğinizi kurtarabilirsiniz. Bir anlaşma mı öneriyorsunuz bana? Zekisiniz, zeki insanları severim. Bütün operasyonu o yürütüyor ve çok akıllı bir adam ve arkasında asla iz bırakmıyor. Siz de onu bulmak istiyorsunuz. Evet, bu uyuşturucu liselerde hatta ortaokullarda satılıyor. Hatta bağımlılık oranı oralarda çok yüksek olduğu için özellikle oralar tercih ediliyor. Neşet. Efendim? Adil Topal'ın adını duydunuz mu? Evet, tabii ki duydum. Onun oğlu Neşet. Bu şirketi o beni soktu. Yani iş teklifini o yaptı bana. Sevdiklerinizi kurtarmak için bir şans veriyorum size. Poyraz'la tekrar mutlu olmak istemez misiniz? Zaten bizim derdimiz o değil. Poyraz'a ve babanıza bu teklifimden bahsetmeyin. Resim yaptığını bilmiyordum. Öyle amatörce şeyler ya. Bakabilir miyim? Yok ya, yok. Gerek yok. Ben utanıyorum da. Nasıl şeyler çiziyorsun? Sevdiğim şeyleri. Mesela? Bilmem. Çok komik. Utanman yani. Poyraz'la taban tabana zıtsınız. Nedir sormak istediğin şey? Yurt dışından birkaç yazışma geldi de ben anlamadım, onu soracaktım. Ver bakayım. Bak istersen şöyle yapalım, akşam yemek yiyelim, detayları da konuşalım orada. Ben eve gideceğim. Depresyondayım diyorsun hala, ha? Yok yok, gerçekten gideyim ben. Senin de işin gücün vardır. Yok. İşim gücüm yok. Kal lütfen. Yok, gerçekten ben gideyim. Ayşegül, kalırsan çok mutlu olurum. Yok, gideyim. Görüşürüz. Ruh hastası bu adam. Ruh hastası. Hakan Bey. Efendim Ayşegül Hanım. Aradığınız adam Neşet Topal olabilir. Emin misiniz? Değilim. Ama bu adamda bir gariplik var. Ayrıca kafayı bana takmış. Bir dakika. Bu iyi haber de olabilir. Nasıl ya? Artık neyin peşinde olduğunu biliyoruz. Biliyorum. Seni anlıyorum ama bir karar vermen lazım. Korkuyorum. Doğru, haklısın. Deneyeceğim, tamam. Neşet'e yakın olman işimize gelebilir. Ama kesinlikle kendini belli etme. Hiçbir şeyden kuşkulanmasın. Elimden geleni yapacağım. Umarım batırmam. Batırmayacağına eminim. Neşet, şu akşam yemeğini diyorum. Ben de mi yapsak? Sen ciddi misin Ayşegül? Evet. Çok güzel şaraplarım da var. Ayşegül Hanım, ben yatak odasında olacağım. En ufak bir şey olursa seslenin yeter. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Harika görünüyorsun. Buyur. Teşekkürler. Gel. Ne güzelmiş bu. Evet. Poyraz almıştı. Her lafında da Poyraz hala. Sen hiç aşık oldun mu? Evet. Hem de çok fena. Ne hissettin? Söyleyemedim. Niye? Başkasını seviyordu. Hiç terk edildin mi? Hayır. Yani nasıl bir şey bilmiyorum. Çok zor ama oldu işte. Boş ver be Ayşegül. Bir aşk biter.
Yenisi başlar. Öyle mi diyorsun? Bak, Poyraz bence seni hak etmiyordu. Yani senin gibi bir kadını, senin gibi güçlü bir kadını, senin gibi güzel bir kadını. Ama ben onu unutamıyorum bir saniye bile.